seven bir insanım. Çünkü hayatımızda evet inişler, çıkışlar, işte kötü olaylar olur ama her zaman bir şeylere pozitif bakarsak bir şeylerin değiştiğini görürüz. O yüzden böyle bir hayatım var. Aileme çok düşkünüm. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle diyelim. Seni tanıyalım. Yani bazı şeyler değişiyor hayatımda sürekli ama ben bunu çok seviyorum mesela. Bazı şeyleri değiştirmekten korkunca insan bir yerde kör gibi takılıp kalabiliyor. O yüzden değişime çok açık olduğumu söyleyebilirim. Evet. Başka da kendim hakkında böyle şey yapamıyorum. Peki. Neyse bu kadar. Sıra sende. Yok sen sordun. Evet. Ne sorsam ben sana şimdi? Ne sor? Birinci... Bu başlarda bir şeyler kalmış bak. Evet var birkaç soru ama şu şimdi sana soruyorum. Hı hı. Birinci bölüm çekimlerinde en zorlandığın sahne hangisi? Yani... Birinci bölüm çekimlerinde aslında zaten anlamaya çalışıyoruz birinci bölüm. De başlarında karakteri işte yaşadıklarını anlıyorsun. O zaten birinci bölüm olaylarla başladığı için neredeyse bütün sahneler duygu açısından ağırdı evet. Zaten. Yani evet çünkü direkt olaylarla başlıyor. Aynen. O yüzden ağırdı hepsi. Evet son iki soru daha seçiyoruz. Sonra evet. Biz herkese böyle tatlı bir şekilde veda edip yayınımızı izlemeye gidiyoruz. Evet çok çabuk bitti değil mi? Evet. Ona da böyle çok kısa o geldi ama. Kalan bir şeyler vardı. Bir dakika. Ha, annelik biyolojik bir bağ mıdır yoksa duygusal bir bağ mı? Bir çocuğu doğuran mı onun annesi sayılır yoksa büyüten mi? Aslında annelik doğanın kadına bahşedildiği bir duygu. Yani tek kadınlar doğurmuyor. Doğada da birçok doğuran canlı türümüz var. Evet. O yüzden yani aslında her kadın anne olabilir ama